Judo'ya devam ediyoruz. Az önce yüzüğü bitirdim ve şimdi tekrar başlattım. Hatta acaba YouTube'a direkt şimdi koysam mı? Videoyu durdurup YouTube'a koymaya başlayayım ben en iyisi. Uğraşamayacağım. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Az önce yüklemeye koydum. Hatta ilk gösterim de var. Şu anda. Şimdi bunu gösteririz. Monika en son gösterdiğimiz için yürü. Bakalım bugün için neler yapsın. Tebrik dersen. Yetenekleri şimdiden gelişmeni gösteriyor. Gerçekten mi? Sağ ol Yuri. Senden bu sözleri duymak çok güzel. Ha. Hiç de bile. Sadece kendi gibi yazar olanları motive edebildiğimi seviyorum. Buna alışık olmadığımı biliyorum. O yüzden şiirin kusursuz yazamıyormuşsun gibi hissedersen endişelenme. Biraz daha cesur davranmaktan çekinmemelisin. Metaforlar çok yararlı olabilir. Beynini makine gibi yormana gerek yok. Zihnini özgür bırakıp duygularını keşfetme artık. Ve görüp duyduğun şeyleri kırda dönmek. Okuyacağın zihinlerdeki gerçekten zihindekileri gerçekten görebilmesinin bir yolu bu sayıdır. Çok sevimli bir çalışmadır. Anladım. Gerçekten de ilginç bir yöntemmiş. Benimle konuştuğun için teşekkür ederim. Benim bir bunu da bulundum var eğer okumak istersen. Elbette. Bunun için yazdığın şiir miydi? Bunu başına sağlık ben şiir miydi? Ay senin el yazını oraya Yuri güzel şiir yazar ama el yazısı hayatta okunmaz. En iyi yazı Monika'nın diye şey yapıyordu. Rakım. Gecenin köründe suçluluk duygusu uyandı. Gecenin köründe suçluluk duygusu uyandığı bir atıştırmalık için ekmek keserken orada olan. Dikkatim penceremin dışındaki bir rakımın koşuştuğu rakun. Bir rakunun koşuştuğu çekildi. Bu sonsuz dönüşü bir insan olduğunu gösteren garip evreni iyi fark etmedi şimdi. Bilinçaltın sürüşlerinden çok iyi biliyordu. Bir dilim ekmek verdim. Bir kez beslenen bir rakun her zaman daha fazla isteyeceğini iyi bilerek ekmek dışarı çekici güzelliği alan etti. Ekmek benim aç mekanımı. Rakun bir düktü. Ben okuyamıyorum. Ama evet, bunun bıçak. Senin bıçaklarından nefret ediyoruz. Öğrediğim tek yani. Bir rakun, bir düz. Düktü. Ne okuyorum ciddi? Okuyamıyorum işte. Ayda bütün bir emreye geçiyor ve bıçağından daha fazla ışık yansıtıyor. Rakun dostumun gözlerini parıldayan ışığın aynısı. Taze ve yumuşak ekmeği dilimliyorum. Rakun heyecanlanıyor. Veya sadece yeni memnun olmuş olan hayvan duygularımı aktarıyorum. Rakun beni takip etmeye çalıştı. Birbirimize epey alıştık denebilir. Rakun gitgide daha da sık acıkmaya başlıyor. O yüzden ekmek her zaman kullanışlı oluyor. İplik bıçağımı her sorumluluğuna okumalı heyecanını gösteriyor. Ani bir heyecan, klasik Pavlo koşullanması. Ekmeği dilimliyorum ve kendimi bir kez daha besliyorum. Hay ben senin yazacağın hikayeyi. Ay hikaye işte, hikaye diyorum. Şiir.
sessiz sesler duyuyorum. Gürültü dinmiyor da olabilir. Duymuyor da olabilir. Şiddetli vahoş dalga biçimleri, nahoş dalga biçimleri gıcırtılı artılaktis campaktis cırtlaktis gıcırtılı cırtlaktis sinüs kosinüs tanjant sinüs kosinüs tanjant bir pikapa kara tahta çalar gibi pizdekin önünde bir plak çalmak misali. Bitmeyen bir şiir, anlamsız. Devam et benden. Sonu biraz değişik, değil mi? Geçen sefer de daha soğuk olmuş ha. Ahaha. Böyle yazmak gerekir. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hayır, öyle bir şey demedim. Sadece daha önce hiç görmediğim bir şey olduğunu anladım. Kırtık bozukların ayarlanmayı severim de biraz. Kelimelerin nereye ve nasıl her şeyi seçmek şeyin bütün hissiyatını değiştirir. Neredeyse büyüdüğüm. Satırlar kısa kısa yazısıp onu sanki gürültünün arasında sesini duyurmaya çalışıyorlarmış gibi hissettim. Anladım. Ne konuda yazdığını anlamakta hala zorlanıyorum ama. Bazen de şiirin aklımda olduğunu söylerek yanlış soruyu sormuş oluyorsun. En büyük hakkı olmuştu. Ben gene de gösteriyorum. İçerin dediği şey bir duygusun sıkça ifadesi kadar soğuk bir sorulmuş. Bir dokuzcu ile yapılan bir konuşmayı. Bu şekilde düşünecek olursak her bir şeyin konusu olmaz. Her şeyin bir konusu olmaz. Neyse. İşte Marika'nın bugünkü yazım diyorsa. Bazen kendimizi öyle kararlarına çekiyorum. Lütfen böyle durumlarda oyunu kaybetmeyi kaydetmeyi unutma. Şimdi ya da bekleyen yokmuş şey ne zaman olacağımız. Resmen bende oyunu kaydetmemi istedi özellikle. Telefonu mesaj geldi. Dört gün sonunda canlı yayınlar. Oyun bu. Oyuncu olabilir. Papers, Please'e başlayacağız ama.
insanın gözü pembe olabilir mi? Ya bir insanın gözü neden pembe? Ya neden? Veya mavi. Veya yeşil. Bunun da herhalde mordur. Şimdi bir de yabancı sonunda bir şey yapmışlar. O halde yabancı sonunda diyor. Evet mor. Kötü bir ses çıkarıyor. Çevreye seni biliyor. Senin başka çaren var. Katılıyorum. Ben de pek zannettim bir şey değil. Yabancıların önünde nasıl okuyacaksın?
köşeye doğru ilerle. Bu şiirin adı Yürü Gel Gibi Söyle Bize Bakalım. Başlayabilirsin Yürü. Bunun adı Kızıl Bir Gözün Ardıl Yürüyüşü. Ha? Kızıl Bir Gözün Ardıl Yürüyüşü. Şiiri okumaya başlarken tutuyor. Az öncesinde kadar bunu yapmayı ne diyordu? Neden bir anda bu kadar çaba gösteriyor? Yani sesi ilk birkaç dize geçtikten sonra değişiyor. Neredeyse tıpkı kendini kitaplarına kaptırdı olduğu gibi. Titrek yerimizde acımasız ve kendine güvenen bir kalın keskin hecelerine dönüşüyor. Bir ayetli saklamalarla dolu Yuri de bunları mükemmel zamanlamayla dile getiriyor. Bu yürünün hep zihninde gizlediği kültürel isimler yansımış. Bir yerden okumayı bitiyor. Herkes bana kalıyor. Bu gerçek dünyaya dönüyor ve tabii kendisine şaşırıyor. Ben durumu kullanarak konuşuyor. Akşama ilk ben başlıyorum. Herkes benimle birlikte akşama yürüye hak ettiği tepkiyi gösteriyor. Bunu aksamak istemediğimizden değil. Ama o kadar hazır ve sıcak kalmıştık ki muhtemelen o yüzden aksamayı unutmuş olmalıyız. Biz aksamaya devam ederken bir şiir görüşüne bastırıp önce sırasını veriyoruz. Yürüyorum, gerçekten harikaydı. Şiirini paylaştığım için teşekkürler. Geçen videoda da belirtmiştim, bu oyundan tırsıyorum, o yüzden facecam yok, kameranın önüne bir şey koydum. İtiraf ediyorum. Bluetooth'lu kulaklığımın kılıfı var. Yürü bir hali bitkin görünüyor. Tamam. Sıra bende o halde. Sayın hoplayıp ayağa kalkıyorum ve köşeye doğru bir şekilde yürüyorum. Bu okuyacağım şiirde çayırım. Pardon, güldüm. Sayır ya. Şunlarından çok daha zormuş. Şiir başkana okuyormuşsun gibi düşünme. Kendi kendine bir aynanın karşısında veya içinde mi okuduğunu ayarla. Senin şiirin o yüzden en iyi böyle okur. Anladım. Tamam. Onun yumuşak sesiyle şiir birbirleri için yürütüm istediğini hissettiriyor. Şiir sayıldığı amaçsız bir neşeye sahip değil. Dinleyici buruk için buruk bir sevinç verildi. Bunu yazılı olarak okusam muhtemelen üzerine çok düşmez. Ama sayılı ses halini sanki şiiri bir bir anlam kazandırıyor. Belki de sayılı şiirlerini sevdiğin söylediğine kastettiği şey buydu. Sanki iyice tanıdığını düşündüğüm birinin bazı derinlere iniyormuşumda. Sarı şiiri okuyun ki onu aksıyoruz. Başardım. Aferin Sarı. Kız bile beğendi. Sen bu iyi işaret. Ne demekti şimdi? Bile kelimesi çok değil. Çok şey değiştirir. Dö. Ha? Çok sallayınca oyun kapanıyor. What? Neden? Arka planım simsiyah. Bekleyin, hemen oraya bir şey koymayı. Koyamadım. Kapanım. Evet, koydum. Oh yeah. Çok güzel bir resim gerçekten. Tiraf nefes aldıkça güzel bir şekilde oluyor. Belki de son tarzın diğer şiirleri bu şiir olduğu kadar uymayacaklardır. Pek anlamadım. Diğer bir de işte bunu artık okumaya pek uymayacak şiirlerini de gördüm. Ne okuduğuna bağlı olarak biraz daha baskılı okuman gerekiyor. Ne demek istediğini biliyorum. Ya
şaşırtıcı derecede iyi geliyor. Kelime aşırı kırıklı her şeyle can vermiş bir hissettirmiş. Artık yok demek istiyor, belki de alkışlıyor. Koklayarak sarısını görüyor. O kadar kırıklı değildir, değil mi? Seni çıkıyor. Biz kolay. Bunu bana bir daha yaptırmasan iyi olur. Her şey. En azından kendi başka insanın önünde şiir okumaya yetecek kadar özür istiyor mu? Yahu başka insanın önünde daha kolay olur. İnsan, bir insan karşısında dediğin yüzük takılabilir. Ama karşımdaki arkadaşım olunca çok utanç verici oluyor. Çok şaşırtıcısın artık. Senin benim için tam tersi olurdu. Neyse, öyle işte. Şey, sanırım bu durumda festival için endişelenecek bir şey yok. O bir yana her gece başarılarındayım. Olayı teşekkür etmek istiyorum. Zor olabilir. Ama umarım bunun nasıl bir şey olduğuna dair bir fikir edinirsiniz. Eli benimde demek ki Monika bir şey yapacak. Eli benimdeyse demek oluyor ki müşterini kullanıp birkaç dosya silecek. Nereden nereye bağlı? Aha, böyle yapıyorsa demek ki şeytan bu. Nereden çıktı? Poppy şeylerinde ve Rick and Morty izlerken görmüştüm. Şeytan ellerini sol elinin altı, sağ elini yukarı koyuyormuş. Alın size mantık. Ne alakaysa yani. Zaten biliyoruz şeytan olduğunu da. Ben böyle şeyleri anlayacağım. O yüzden hangi şey okuyacağınızı önceden haber verin. Yapayım mı? Bana bir de buradan bakıyor. Yapayım mı ha? Yapayım mı ha? Yapayım mı ha? Yapayım mı? Yapayım mı? Yapayım mı? Geri dönüş kutusu da değil. Bir dakika, bir şey sildiğimiz zaman dur, başka bir yerde denemem lazım. Tamam, soruyormuş. Seni sileyim mi ha Monika? Geri dönüşüm kutusuna atarsan belki geri gelirsin ha? Ha, sileyim mi? İstiyor musun ha? İstiyor musun? İstiyor musun? İstiyor musun? İstiyor musun? Tabii ki daha iyi. Daha sileceğimiz noktaya gelmedik. Evet, tabii ne demek? Kendine motivasyon vermeye çalışıyor. Bunu başarılı bulmaya çalışıyor. Pekala. Başım ağrıyor. Evet, bir kez daha gidiyorum. Ve bu son gidişim eve. Veya onun gidişim. Okula gidişim veya eve gelişim. Bu onun sonuncu. Gene çok fazla salladım. Gözünüze sokmak istediğim şey buydu biraz. Gün bittiği zaman şiiri yazmadan önce oyunu kaydedip kapatacağım. Bir birkaç gün geçmiş olması aradan pek çok şey değiştirdi. Ama söylemek bugün görüşüyorum. Bana hala biraz daha ses. Hey, sayıyorum. Özür dilerim, ben bir şey. Şaşırmadım.
haklısın. Şu an 4. bölümü çekiyorum. Oh yeah. Bekle bekle sen, bekle bekle. Şöyle bir tam ekranı alayım bari. Bandicam nerede lan? Bandicam yok oldu. Evet arkadaşlar, ses çok yüksekmiş. Kapadım o yüzden sesi. Evet. 1,5 dakika var. Oley. Neyse. Hemen tam ekranı yapayım. Evet arkadaşlar. Şimdi sesinden bıktım. Kapattım. Evet. Şu an kameranın önünden şeyi çektim. Ve tam ekran yaptım. Bakın. Dur çıkmıyor. Hayır. Ne o? Ne o? Neyse. Onur Özen'e de abone olun. Onur Özen 2'ye de abone olun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün. Tamam, bu benim sesimde. Yalan yok. Şu an sesi açıyoruz. Sohbet edeceğiz, tamam, ederek, neyse. Arkadaşlar görüşürüz.